15 Kasım, 21 Kasım haftası nelere dikkat etmemiz lazım? Değerli koç burçları, affetmeyi, etrafınızdaki insanları biraz daha affederek kendi yolunuzu bulmanız gerekiyor. Çünkü onlara kafayı taktıkça kendinizi başarısızlığa itiyorsunuz. Affetme döneminiz. Değerli boğa burçları, yöneticiniz ve etrafınızdaki insanlardan alkış toplama, onuru olacağınız ve sizi mutlu edecek yeni iş haberlerinin sevincini yaşayacaksınız. Aşkta da güzel oluşumlar var. İkizler, kimin ne dediği değil, kimin ne yaptığı değil, sizin yaptığınız çok önemli. Bu ara yapacağınız işler ve bu ara oluşacağınız kapılar size çok büyük kıymet ve değer kazandıracak. Bunun tadını çıkartın diyorum. Değerli yengeç burçları, bu ara en çok sizi kalbinizden vuran dostlarınız, yakın akrabalarınız, yakın çevrenizdeki insanlara haddini bildirme ve inandığınız herkese silme dönemi. İşinizle alakalı da büyük fırsatları gözden geçirip aşkta da terbiye etme. Aşkı terbiye edeceksiniz. Siz değil, karşınızdaki insanın terbiye olma zamanı. Çünkü incinmekten yoruldunuz. Artık incinmek istemiyorsunuz. Değerli aslan burçları, kendinize ait her şeyi planlayıp, toparlayıp, tası tarağı alıp gideceğim. Ama çok büyük yenilikler, yeni kapılar var. Gidecek istediğiniz noktaya, nereye gitmek istiyorsanız kapı var ama siz buraya aitsiniz. Burada planladığınız her şey açık olacak. Aşk konusunda da karşı tarafa karşı şüphe, endişe, kafanızda kurma dönemi, kurmayı bırak, ilişkinin tadını çıkart diyorum. Değerli Başak burçları, uzun süredir kendinizi iyi hissedemiyordunuz. Kendinizi güvende, huzurda hissedemiyor. Huzur haftanız, kendinize iyi inanma haftanız. Özellikle de sevgiyle, mutlulukla dokunacak sözler size çok iyi gelecek. Bir de güzel bir evin, güzel bir anahtarın heyecanı, taşınma size güzel fırsatlar yaratacak. Değerli terazi burçları, hiç olmadığı kadar sizi rahatsız eden ve rahatsız olduğunuz konularda rahatlama, işinizdeki sorunları düzeltme, sevgiliyle doğru konuşma, beklediğiniz ilişkide güzel haberler size mutluluk verecek. Değerli akrep burçları, dinlenip uyuyup uyanmamak istiyorsunuz ama gün akışı hızlı olacağı için uyanmayı, spor yapmayı, yemenize dikkat etmeyi, imzalara dikkat etmeyi unutmayın diyorum. Değerli yay burçları, hiç olmadık bir kapıdan gelecek para sizi mutlu edecek. Unutulan bir para size iade olacak. Büyük iş fırsatları var. Yeni planladığınız işler size güzellikler getirecek. Aşk konusunda da tercih edilme zamanısınız. İstediğiniz kişiyi tercih edip hayatınıza sokma fırsatı var diyorum. Değerli oğlak burçta ortaklı işlerden kazık yedim. Artık tek başıma yürümek istiyorum. Ama ortağım size o kadar yapıştı ki kurtulamazsınız. Yani büyük bir iş alanında da çalışıyorsanız kimse sizden kurtulmuyor. Siz kurtulmak istiyorsunuz. Aşk konusunda da sakinlik, huzur arıyorsunuz. Huzuru daha bulamadınız. Biraz daha sabırlı olalım. Değerli kova burçları, karşılıksız bir aşka düştünüz. Ve artık onun sizi sahiplenmesini istiyorsunuz. O bir ilişki insanı değil, takılma insanı. Ama size güzel bir aşk var. Unutmayın. İş konunuzda da yeni atılacağınız imza size başarı sağlayacak. Değerli balık burçları, en çok hayal ettiğiniz bir yolculuk, yurt dışı ile ilgili bir evrak, yenilik, ne bekliyorsanız bununla ilgili seyahatlerde ertelenmeler olabilir. Ama sonu sizin için aydınlık olacak. Özellikle de hayal ettiğiniz bir toprak, tarım işine merakınız varsa, aydınlık, devlete de girmek istiyorsanız güzel olumluluklar var. Fırsat size güzelliklerden yana, güzelliklerle dokunun. Güzel bir hafta olsun. Devamını dinlemek istiyorsanız nerede olduğunu biliyorsunuz. Koşup koşup gidin. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.